Selamlar herkese, Hançer ben. Riftbreaker maceramız kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam ediyor arkadaşlar. Geçen bölüm bir outpost kurduk ve uranyum çıkarmaya, işlemeye başladık. O tarafta quest kısmında birazcık ilerleme kaydettik. Bir de baş karakterimizi bir ölüm canavarına çevirdik. Base'i yaktım. Umarım bir şey olmaz. Okey, sıkıntı yok. Ha güzel, base'deki bitkileri temizleyebilirim açıkçası. Böyle birazcık bahçıvanlık yapabiliriz. Bu bölüm neler yapacağız? Çok ilginç bir şekilde materyallerimiz negatif. Ekside. Neden bilmiyorum. İnşa ettiğimiz bazı şeyler yüzünden armor'ıydı vesaireydi. Böyle bir sıkıntı var. O yüzden base'i birazcık sömürmeye devam edelim arkadaşlar. Şunun kaynağı bitmiş. Genişletmek de istiyorum aslında ama outpostlardan da kaynak sağlayabiliyorsunuz. Birazcık ikilemdeyim diyebiliriz bu noktada. Şimdi neler yapabiliriz? Öncelikle main questlerimize bir bakalım. Bizi yönlendiren şeyler bunlar. Metallic Valley bir DLC arkadaşlar. Benim indirdiğim. Şu anda girişmeyeceğiz. Şu main quest'e gireceğiz. Titanyum, paladyum ve uranyum gerektiren 3 tane ana görevimiz var. Uranyumu sanırım bitirdik ve bakalım inşa edebiliyor muyuz onun sağladığı şeyi. Bu arada birden fazla armory yapabiliyormuşuz. Neden? Armory -1 götürüyor. Ha, üretimi vesaire varmış. Güzel. Şu aşamada yapmayacağım. Zaten negatifteyiz. Derken saldırı geliyor. Sol alttan bir saldırı geliyor. Bence temizleriz. Sıkıntı yok. Kulelerimiz, enerjimiz yerinde. Nükleer santral. 1500 enerji. Oo, mükemmel. Bence bir tane patlatalım bundan. Neden olmasın? Saniyede 4 uranyum götürüyor. Bizde kaç tane var? Bizde 13.000 tane uranyum var. Bence bu nükleer santral işine girelim. Su da çekiyor. Suyumuz da var. Ve 1500 enerji ne demek ya? Mükemmel bir şey. Aa, nereye yapalım? Nereye yapalım? Şuralarda bir boşluğumuz var ama su sokmak gerekiyor. Bir tarafından. Suyu da şuradaki su deposundan sokabiliriz diye hayal ediyorum. Hayaller ve gerçekler. Haydi bakalım yapabilecek miyiz? Bir boru çekmem gerekecek oraya. Ve su deposu bu değil mi? Şöyle yapsam olur mu? İnanalım bakalım. Evet, burada 3200 tane suyumuz var. Dilerim ki oradan nükleer santrale su yollayabileceğiz ve çılgın bir enerji gelecek. Güzel. Nükleere girmemiz gayet güzel oldu. Sol alttan saldırı geliyor. Hadi savunalım. Büyük bir kısmını burada karşılayacağız gibi duruyor saldırının. Aynen öyle. Bazı kaynaklar tükenmiş bu arada. Şunları parçalayalım. Kaynakları tüketiyoruz. Yavaştan. Okey. Artı 15 artı 7'ye çıktı. Gelmiyorlar. Geliyorlar mı? Yes. Şimdi o uranyumla ilgili binayı yapacağım. İsmi neydi? Sözünü kestim robotun. Uranyumla gereken Fusion Field Accelerator. Füzyon kalkan hızlandırıcısı gibi bir şey. Yaparız. Belki research etmem gerekiyor. Emin değilim. Ama öncelikle şu savunmayı atlatalım. Nerelerdeler? Gelemediler. Elektrik kesintisi var base'de. Neden bilmiyorum. Elektriğimiz max'ta şu anda. Kablolarda vesaire mi sıkıntı var acaba? Orman yangını. Sağ üstten de ufak bir ordu geldi. Ufak değilmiş, gayet büyük bir orduymuş. Mermim sonsuz neredeyse. En azından flamethrowerlarım. Evet, savaşlar çılgın bir hal almaya başladı arkadaşlar. Efsane bir saldırıydı gerçekten. Şurayı kazmaya devam edelim. Ve kablo çekelim. Okey. Fena değil. Sağ tarafta bir enerji problemi var. Onu da hızlıca çözmek istiyorum. Minimap'te enerji yok diyor. Acaba neden? Burayı komple temizlemişiz. Kaynakları tüketiyoruz etraftaki. Bakalım hangi noktada sıkıntıya gireceğiz. Onlar haricinde şurada bir enerjisizlik problemi var. Buraya enerji gelmiyormuş. Neden? Çok ilginç. Enerjimiz 0 diye gösteriyor. Ve 10.000 limitimiz var diye gösteriyor. Okey, burada bir bağlantı sıkıntısı var. İki farklı şey yapmışız sanırım. Şimdi bağladık. Okey, base'imizin altı ve üstü farklı enerjiyle çalışıyormuş. Komik. Evet, base'imizin solu yıkılmak üzere. Görüyor musunuz minimap'te depremi? Wow, bu oyun zevkli diyelim. Zevkli diyelim. Ne yapmam gerekiyor? Her şey zarar görüyor şu aşamada ama her yerin etrafında tamir kulesi var. Tamir kulelerini upgrade edelim. Ne gerekiyor? Kobalt bilmem ne. Bu arada duvarları da upgrade dedim öyle basınca. Neden olmasın? Haydi bit artık. Yanılmıyorsam bütün base'imizi kapsıyor bunlar. Neredeyse hepsini, o yüzden tamir edecekler. Nükleer santralimiz hazır. Enerjimiz 1500 geliyor. Suyumuz yeterli. Bir tane bile yapabilirim utanmadan. Ama gayet iyi oldu. Hadi bit deprem. Darmadağın oldu base'imiz. Bu aralardaki şu bağlantıları koparıyor. O üzücü. Tamamdır. Şimdi şeye dönebiliriz. İlk amacımıza. Bu uranyumla rahat bırakmıyor. Rahat bırakmıyor. Şurasıydı sanırım. Buraya mı eklememiz gerekiyor? Evet. Sonunda buldum. Bir tanesini yapıyoruz arkadaşlar. 3 tanesini yapmamız gerekiyor main story için. 10.000, 10.000, 10.000 bastım gitti. Kaç dakika sürecek o? 5 dakika. Saçma sapan bir saldırı gelecek muhtemelen sonunda. Plazma kulesi geldi. Elektrik kulesi geldi. Radarları upgrade'ledik derken başka neler var? Heavy artillery. Bu süper arkadaşlar. Map'in yarısına sıkabilen roket atarlar inşa edebiliyoruz ama plazma diye bir şey gerekiyor. Bunu nasıl yapılıyor halen bilmiyoruz. Kuleleri upgrade'leyelim. Gaz enerjisini upgrade'leyelim. Kuleleri upgrade'leyelim. Şöyle yatayda her şeyi bitirelim. Okey. Uzaylı teknolojisinde neler gelmiş? Teleport nedir? Zaten teleport yapabiliyoruz. Karakterimiz bildiğiniz blink atıyor. Teleport yapıyor. Okey. Ve uzaylı level 2'yi de açalım. Research'leri bastık. Şimdi sol tarafa gidiyoruz hızlıca ve yuvalarını temizlememiz gerekiyor uzaylıların. Onun dışında deprem sonrası güzel bir tamirat söz konusu. Sıkıntı yok. Artı 31 üretiyoruz. Karbonyum. Çok güzel. Orman yangını. Şuraya bir tane ufak matkap atayım. Darmadağın ettik. Bir tanesi tamamdır. Şunu da temizlememiz gerekiyor. Temizleyince hemen yok olmuyor minimap'ten. Birkaç saniyesi... aynen şimdi gitti. İki tane range silah takma olayını çok sevdim arkadaşlar. Aynı anda sıkabiliyorsunuz çünkü. Kılıçları çöpe atacağım muhtemelen. Bir tane daha yuva var burada. Bunu da temizledik. Güzel, tertemiz. Bir tanesi temizlenmedi nedense. Bir daha bakalım. Bunları mı öldürmemiz gerekiyor? Yes. Okey, base'imize dönebiliriz. Map'in büyük bir kısmını da açtık bu arada. Şöyle base'i, aslında bütün map'i base yapmak istiyorum kenarına duvarlar çekerek. Enerjimiz vesaire her şey 10 numara. Level 3'lere girmek istiyorum. Buraya elektrik gelmiyor ilginç bir şekilde. Elektrik gidip geliyor ya da. Ha, çünkü santralimiz var ve enerjimizi maxlamışız yine. Enerjiyi maxlamışız. Şunları level 3 yapamıyoruz herhalde. Bunların hepsi level 2. AI hub'ları upgrade'lememişim. Bastım gitti upgrade'i. Her şey upgrade diyor görüntüdeki. Ve enerji deposu biraz daha mı yapsam? Neden olmasın? Şurası nasıl? Gayet güzel. Biraz daha enerji deposu inşa edelim. Biraz derken epey bir doldurdum. Neden olmasın? Şurada bir şey var, sıkıntı var. Sanırım bu Rift istasyonuna girdileri çıktıları varmış. Bir şeyler yollamak gerekiyor. Buraya su yollayacağız şuradan. Bu arada SimCity'ye dönmeye başladı şehir inşaatına. Çünkü boru hattı çekmek gerekiyor her şeye, suydu vesaire. Biraz daha komplikeleştiriyor oyunu. Elektrik mesela otomatik dağılıyor. Uğraşmamız gerekmiyor. Ama onun haricinde bazı şeyler... için su çekmek vesaire, gaz borusu çekmek gerekecek. Okay, hallettik diye düşünüyorum. Bakalım. İlk şeyi 4 saniye. Fusion Field Accelerator construction. Evet, füzyon alanı hızlandırıcısı tamamlandı. İki parça daha var main story'de. Biri için paladyum gerekiyor. Diğer için titanyum gerekiyor. Uranyum'da yaptığımız gibi bunlara da girişeceğiz. Derken ben armory'yi upgrade'ledim değil mi? Yes. Armory'e bir gidelim, neler çıktı. Ha, doğru düzgün hiçbir şey çıkmamış. Çekiç. Çekice ihtiyacımız var mı? Çok umurumda değil aslında. Melee weapon'lar şu aşamada. Range weapon'lar daha çok hoşuma gitti. Ve Armory'nin level 2 olması o kadar da tarif açmadı açıkçası. Research tarafında ilerlememiz gerekiyor. Buralarda yeni bir şeyler var mı? Nükleer mayın tabii. Olur. Biraz ürkütücü bir item'a benziyor ama alalım. 2000 vuruyor. Bu bize vuruyor mu ya da binalara? Koydum gitti. Onun dışında neler var? Bunlar gayet iyi. Şunu şuraya koydum. Bir de gökten lazer yağdırıyor. Bunu da denemek istiyorum açıkçası. Onun dışında ne yazık ki sağlam armorlarımız falan yok. Bunlar nereden çıkacak bilmiyorum. Bir tanesini çıkarıp şu tamir şeyini takacağım. Denemiş miydim bunu, repair tool'u? Daha önce. Repair drone çıkarıyor, evet. Ama benim canımı dolduruyor mu emin değilim. Okey, sıkıntı yok. Onun dışında gayet hazırız diyelim. Tipimizi de kırmızı yapalım. Ve yeni bir göreve dalmak için bence hazırız şu aşamada. Yeni bir tane outpost yapalım. Haydi gidiyoruz. Asitli yerde rodonit diye bir şey var. Geçtim. Burada da ferdonit var. Bunlar ne bilmiyorum. Tanzanite gidelim bence. Bir sürü outpost kurmuşuz. Ya da kurduklarımızdan bir tanesinde mi? Tanzanit zaten isim değiştirebiliyor muyuz? Ve sağ altta da yazıyormuş aslında. Neler getirdiğini. Hazenit diye bir şey var. Tanzanit. Aslında bunların hiçbirine ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacımız olan şey paladyum ve titanyum. Bunların hiçbirinde paladyum veya titanyum görmüyorum ben. Bunlar alternatif şeyler. Paladyum veya titanyum yok burada. Yes, bunlara gitmenin hiçbir mantığı yok. Anlamış değilim. Gazı level 2'ye çıkardık. Paladyum gerekiyor. Paladyum nereden gelecek? Base'i upgrade'leyebiliriz. Ama çok agresif bir saldırı gelecek base'i upgrade'lersek. O yüzden emin değilim. Mantıklı mı? Füzyon. Fusion Core, okay. Bakalım burada neler açıldı. Nükleer enerji level 2, mükemmel. Ama sanırım base'i upgrade'lemek gerekecek bunlar için. Rare Element level 2, çok güzel. Oh, basit üretim şeylerinin level 3'ü çıktı. 2 yerine 4 üretiyor. Harika. Harika şeyler gelmeye başladı. Füzyon enerjisi. Bu malzemelerin hiçbiri yok bende. Hiçbiri yok. Bu şekilde devam edelim. Evet, kafamı kurcalayan şey paladyum ve titanyumdan bahsediyor. Ama paladyum veya titanyumla ilgili hiçbir şey yok burada. Outpost yok. Onların quest'i gelmedi. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz biliyor musunuz? Base saldırı geliyor. Aslında base'i biraz daha büyütebiliriz. Neler oluyor? Bunlar yer altın. Ne yapıyorlar? Emiyorlar mı şeyi, enerjimizi, malzememizi? İlginç yaratıklar. Tamir edelim. Aslında yapmadığımız binalar da var ama ilginç. Hadi bir tane outpost'a gidelim olmadı. Çünkü açıkçası o gereken malzemeler nereden çıkacak herhangi bir şekilde bize anlatmadı. Burası ne alemde? Su yetmiyor. Nükleer şeyimize. Demek öyle. Burada gaz yetmiyor. komplike işler. Gidelim bir tane outpost'a gezelim. Çünkü titanyum ve paladyumu anlatmıyor bize. Nereden bulabileceğimizi. Metallic Valley'e mi gitsek? Gösterden bir. Hadi gidelim. Ben bunun DLC olduğunu zannediyorum ama... bakalım arkadaşlar nasıl bir şey. Umarım endgame şey değildir. Çünkü gördüğünüz gibi metalik golemler vesaire var. İlginç. Gerçekten ilginç duran bir gezegen. Müzik de, soundtrack de oldukça ilginç. Bambaşka bir gezegene benziyor diyor. Bence de öyle. Metalle birleşmiş her şey. Okay, Mr. Riggs. In the meantime, we can walk around and explore the area. Karbonyum var. Kobalt. Nice. Kobalt üretiyor muyuz şu anda? Kobalt üretimimiz yok. Aslında kobalt üretebiliriz. Neyse, biraz haritayı gezelim arkadaşlar. Belki daha uygun bir yer buluruz. Is this a drone or a creature? It doesn't look natural. These flying round creatures are biomechanical hybrid organisms. However, I would not classify them as bütün skill'lerimi üst üste attım. Okay, organik mekanik arası yaratıklar bunlar. Evrimleşmişler bir şekilde. Yarı robot, yarı hayvan. Both options are equally disturbing. Let's see what other curiosities we can find here. Are these dragonflies? They have metallic wings and reinforced carapaces, but the majority of their bodies is organic. This is very odd. Watch out for this species, Ashley. It looks very aggressive and can fly over terrain obstacles. Acaba görevimiz ne olacak burada? DLC olduğu için muhtemelen bir quest'imiz olacak. Gezerek devam edelim keşfetmeye. Bir yandan da taraması için drone bırakıyorum. Bir yere gidiyor mu bu? Bu da ne? Geldik ve katliam getirdik bölgeye. Evet, o kadar zora benzemiyor şu aşamada. Göreceğiz. Görünmez yaratıklar peşimizde. Acaba bunları taramak research ağacında uzaylı teknolojilerini mi açıyor? 25.000, süper kaynak. O zaman kesinlikle yapmamız gerekiyor çünkü efsane teknolojiler var orada. Nükleer mayın bırakacağım bir tane. Ne derken? Bütün skill'leri yağdırdım. Hatta bırakalım bir tane, merak ediyorum ne yapacak. Bıraktım. Yani birazcık kuvvetli patladı. Karanlık enerjiyle ilgili bir şey tespit etmişiz. Oraya gideceğiz şimdi. Hadi gidelim. Neler çıktı? Dekoratif bitki mi? Ne bu ya? Saçma sapan itemler çıkıyor. Hadi gidelim. Henüz base yapmadım, o yüzden nereye yapacağım bilmiyorum. Aslında şunların yanına yapabilirim ama yine de biraz keşfetmek istiyorum öncelikle. Kobalt. Bir tane şey atayım şuraya. Kazıcı atayım. Kaç kobalt vardı? 6000. Oradan toplasın biraz. Muhtemelen bir noktada gerekecek o da. Geldik bakalım. Look at these structures. These aren't natural. They must have been made by an advanced civilization. İnşa edilmiş bunlar. You can see some wreckage. Are these remnants of an ancient native civilization or someone visited this planet before us? Evet, bizden önce birileri muhtemelen ziyaret etmiş gezegeni. It could change the classification of our entire mission to Galatea 37. We need to conduct a thorough analysis. Haydi bakalım analiz edelim. Gezegenin tarihini keşfedeceğiz herhalde. Research Station inşa etmemi istiyor buraya. Ne var burada? Çamur gibi bir şey var. Jeotermal enerji var. Başka neler var etrafta? İşte bir şey yok. Yani çok bir malzeme yok ne yazık ki. As soon as we finish analyzing these structures, we'll need to find a way inside there. O zaman yapıştırdım gitti Waze buraya. Ve bir saniye, Waze'i yapmasam da oluyor mu? Bütün kaynakları geri veriyor mu? Vermiyor galiba. Research Station yapmamı istedi. Sanırım sadece bu quest için gereken bir şey. Evet, base'e gerek yok. 50 enerji yiyormuş bu. 50 enerji üretelim kendisine. Bakalım bir sivilizasyon çıkacak karşımıza. Muhtemelen savunmamız da gerekecek burayı diye düşünüyorum. O yüzden ufak tefek birkaç duvar çekelim şuraya. Ha, okey, şimdilik fena değil. Geliyorlar. Kule yaptım 2 tane. Bir tane Flame Tower buraya. Bir tane buraya yaptım. Üç tane de şunlardan yaptım. Elbette enerjimiz yetmedi. Şimdi nasıl? Gelsinler bakalım. Bir sürü görev geldi. 2 dakika içinde bir saldırı gelecek ve research istasyonunu korumam gerekecek. Güzel. Enerji deposu da yapalım. O zaman bu minik base'i sağlam bir şekilde korumamız gerekecek. Aslında buradan su çeksek enerjiyi ya da jeotermal patlatsak ama koruyamam. Çok uzaktalar. İçerideki enerji santrallerimizde idare edeceğiz. Karakterimiz indirir diye hayal ediyorum ya. Karakterimize güveniyorum. Ve demişken research'ler ne alemde. Sentinel Tower level 3 gelmiş. Çok güzel. Ve neler açılmış? Minigun Tower. Yapıştır gitsin. Birazcık enerji biriktiriyoruz. Malzemelerimiz fena değil. Okey. Bir tane daha research tower yapabilir miyim ya? Yoksa manasız mı acaba? Söylemedi ama yapsak işimize yarar mı? 50 enerji yiyor. Herhalde yaramaz. Çok da pahalı değilmiş aslında. Deneyelim hadi. Şu anda 38'de takıldı. Aa, diğerini yıktı mı? Yok, yapmayacağım buraya. Zaten şu bölgeye yapmamı istiyor. Aynen buraya yapmamı istiyor. Kırdım galiba. Hah, şimdi devam ediyor. Bir tane yeterli o zaman. Savunma açısından da hadi garanti olsun biraz daha kule yapalım. Sentinel Tower'lar level 3 oldu. Range'leri de gayet iyi. İşte kaç tane patlatıyorum. Evet, fena değiliz bence. Enerjimiz patladı. Sağdan geliyor. Sağ geldi bile. Karakteri göremiyorum. Neler dönüyor? Nükleer mayın bıraktım. Bu kadar mıydı? Yukarıda kuvvetli gelmediler açıkçası. Biraz daha enerji üretelim. Karakter sıkıştı. Ciddi olamazsın. Bravo. Kendi base'ine sıkışmak. Enerji işini de hallettik. Okey. 3'te 1'i doldu. Bir tane daha saldırı gelecek muhtemelen. Biz takılalım biraz. Base kendi çaresine bakıyor muhtemelen. Haritayı keşfedelim. Bunlar da ne? Base'e saldırı geliyor. Sıkıntı yok. Düzenli olarak gelecek herhalde. Galiba temizledik. Biraz daha kobalt bulduk. Ama base'imizden çok uzakta. Buradan gitmeden kobalt şeyi kurup kablo çekmek istiyorum bir tane. Açıkçası. Getirisi olsun. Yarısını topladık. Her haritada böyle alternatif questlerin olması da çok zevkli. Uyum sağlamak gerekiyor ona. Okay. Meteor geliyor arkadaşlar. Üstümüzden geçecek şimdi. Hadi gidip onu kazalım. Pas geçti. 2 tane meteor geliyor hatta haritada. Bu arada base'imizi yamultuyorlar. Onlarca meteor var haritada. Bir şeyler dönüyor arkadaşlar. Sanırım bu araştırdığımız yer işte yer çekimini etkiliyor bir şekilde. O yüzden meteorlar kaymaya başladı. Atmosfere. Research'un sonuna geldikçe. Mermim bitti. Neyse shotgun'um var. Şöyle bir şey mi yapsak ya? Depo inşa etsek. Malzemelerimiz çünkü fullendi sayılır. Sonuçta depo evrenselmiş. Ha, şunu da inşa edebilirim. Radar range'imizi arttırıyor. Depo evrensel olduğu için bir tane outpost'ta bütün depolarımızı inşa edebiliriz. Ana base'imizde yer gitmesin diye. Ama level 2, level 3'e açılmadı henüz. Şöyle bir şey yapsam neden olmasın? Kesin aşağıdan gelir bu sefer saldırı. Bunları koydum diye. Böylelikle biz quest yaparken vesaire materyal üretmeye devam ederiz. Şu anda limitimiz 17.000. 18, 19 bunları yapınca birazcık arttı. Bir tane daha meteor geliyor. Üstümüzden geçecek. 3 tane geliyor. Meteor yağmuru. Ve sağdan da saldırı geliyor. Technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Bunlar uçtukları için mayına basmıyorlar, onu fark ettim az önce. Öyle bir sıkıntımız da var. Enerjimiz neden sıfır? Ha okey, bir saniye. Şurada dururken sıfır yazıyor enerji, kafamı karıştırıyor. Sağ üstte. Az önce o yüzden kafam karıştı. Base'e gelince de yakınlaştığım için base'in enerjisini gösteriyor ki 10 numara. 250 oldu. Yüzdük kuyruğuna geldik. Ben şu kablo işine başlasam mı? Hadi yapalım. Canavarlar patlatmaz diye hayal ediyorum. Bunlar agresif mi? Değil. Aynen. Hem karbonyum çekeceğim. Hem de kobalt çekeceğim. Süper. Kobalt. Kobalt için şeye ihtiyacım var. Bu arada base'i de inşa etmedik henüz. Base'i yapalım. Buradan gitmeden sonra geri dönemiyoruz. Rare Element Mine. Onun level 2'sini yapmadık mı? Neyse. 1, 2. Harita sallanıyor. 3 tane yaptım. Ve elektrikle bağladım. Base'e saldırı geliyor. Ve 300. Bakalım ne olacak? Halen geliyorlar. Gerçekten gelişmiş bir sivilizasyon tarafından inşa edilmiş buradaki binalar. It has visible intake valves and we found traces of morphium inside it. This liquid behaves in a similar way to the meteorite debris that we analyzed near our HQ. It is a mixture of heavy element atoms that rapidly change state and morph interchangeably into lighter or heavier elements. How is this liquid stable? Why doesn't it explode? We've never seen anything like this. Evet, değişik bir teknoloji keşfedeceğiz. Gibi. Bir yandan da buradan malzeme toplayacağız. Umarım saldırı yemez. Dark matter and dark energy are just vague terms that we use to describe unknown forms of both. That means that there's something more inside or around the liquid that we cannot see or interact with. Oldukça hızlı bir şekilde ilerliyoruz bu arada. İşte salı günü nükleer enerji yaptık. Çarşamba kara maddeye geçiş yaparız. Teknoloji hızımız muazzam. Buraya su falan sağlamamız gerekiyor şimdi. Derken yürüyemiyorum bile çünkü her yere bina inşa etmişim. Buraya Morpheum diye bir şey yollamamızı istiyor. Burası Morpheum. Aynen, buradan bir pompa yapacağız. Onu çözdük. Saldırı mı geliyor bu arada? Okey, aksiyon devam ediyor ve şey toplayabiliyor muyuz? Yes, artık kobalt gelirimiz de var. Yukarıda ufak tefek de olsa kobalt gelecek. Rahat bırakmayacak mı bunlar? Bak geçemiyorum, çok çirkin inşa ettim. Buradan alacağız derken bırakmıyorlar. New blueprints are available for crafting. New buildings are available for construction. Ve sadece bağlı diyor. O zaman okey. Bir depoya falan koymamız gerekmiyor diye hayal ediyorum. Aldık bunu buradan. Şu duvarın üstünden geçiyor mu? Geçmiyor tabii ki. Duvarı yıkarız. Ve seni de yıkarız tabii ki de. Soldan mı bağlamak gerekiyor? Sağdan mı? Herhalde bu şekilde bağlanacak. Yes, becerdik. Becerdik, başardık. Yeni bakalım. Yaklaş diyor. Oh, bir şeyler dönüyor. The ground is being covered with metal plates. They're replicating. İlginç. Ben şu base'i de koyayım bu arada bir yamukluk olmadan. Şuraya koydum base'i. Bakalım ne olacak. Yeni bir teknoloji açılacak muhtemelen. Ah, çok konuştunuz. Kara maddeyi manipüle edebiliyormuş burada eskiden yaşayanlar vesaire vesaire. Bir enerji kaynağı olabilirmiş. Hem enerji hem de madde sağlıyormuş. Salak salak bilimsel jargonlar kullanıyorlar. Bence yakalım burayı, kurtulalım. It probably served additional purposes for the aliens, but we don't know enough about that. These towers will not require an additional energy supply, nor AI cores to operate. This can prove very useful if we can find more pools of Morpheum. It could make securing remote bases very easy because we could have the Morpheum towers up very quickly, without the need to set up AI centers and a full power grid for them. We could also research a crude way of transforming Morpheum into a power source and build Morpheum power plants. Okay, bu Morpheum'dan. New buildings are available for construction. That's interesting as well. Before we venture out further, it looks like it would be a good idea to set up a solid outpost in this area. Aynen, outpost yaptım zaten. Morpheum Tower diye bir şey açıldı. Aynen, yeni bir malzeme sağlıyor bu DLC anladığım kadarıyla. Bu Morpheum etrafında dönen enerji, tavırlar açılıyor vesaire. Yeni bir malzeme katmış oyuna. Okay, şuraya gitmemi istiyor. Buradan çıkamıyoruz. Sunlight is a bit dimmed in this metallic valley, and there's a lot of strong wind currents. The weather is a bit more volatile here. I think it would make more sense to build wind turbines in this biome. However, we should back them up with a lot of energy storage capacity to meet the weather conditions. tane daha bulduk. Buraya da mı inşa etmem gerekiyor? But the entrance is blocked by the same type of structures that were present near the alien Morpheum Tower wreckage. Can we rift jump inside there? No. The energy field in that crater is too strong. It could scramble us. Okay, we wouldn't want that. Maybe we should place our own Morpheum Tower near this barricade. Morpheum kulesi kur diyor bunun yanına. That would be logical. Yapalım bakalım. Morpheum kulesi. Buraya mı yapmamı istiyor? Tabii morpheum sağlamak da gerekiyor buna. Base'den kablo mu çekeceğim? Base'den boru mu çekmemi istiyor gerçekten buna? Sol taraftan saldırı geliyor. Evet, buna gerçekten şey çekmemi istiyor. Ve soldan gelmeleri sıkıntı aslında biraz. Morpheum'u nereden çekeceğim buraya? Bataklık bulmamız gerekiyor herhalde. Etrafta. Ama geldiler bile. Burada da bir şey var. Bakalım. İlk bulduğumuz yerin sinyali kuvvetliymiş, burasının sinyali zayıfmış. Hiç açıklamıyor oyun ya. Açıklamıyor. Ha, ne isim geliyor zayıf veya kuvvetli olması? Sinyali hiçbir fikrimiz yok. Speed is at a low today, when turbines are less effective. Bakalım girişi nerede bunun? Biraz daha kobalt bulduk. Girişi burada değil, pas geçtik. Yani burası gibi duruyor. Nasıl ulaşacağım acaba? Kale gibi. Ha, haydi. Yok, ulaşamıyorum. İlginç bir şekilde kale gibi duruyor. Etrafından gezdim. Full dağ var etrafında. İlginç. Nasıl ulaşacağım bilmiyorum oraya. Neyse, üst tarafa devam edelim. Belki oradan bir ışınlanma şeyi falan çıkar alttakine. Her şey olası bu oyunda. Ama üstteki kapıyı açmam için yanılmıyorsam bir boru hattı çekmemiz gerekecek. Ve sanırım base'den çıkacağız arkadaşlar. Hiçbir yerde yok çünkü şey. Evet, buralarda balçık yok. Base'den bir tane boru hattı çekelim. Aa, buldum. Buradan çekebiliriz. Yanılmıyorsam. Şunları ama indirmemiz gerekiyor herhalde. Kusura bakma. Enerji gerekiyor muydu acaba? Bir tane şöyle koydum. Ve yukarı sola çekeceğiz. Saldırı falan gelmez umarım. Bir süreliğine. Boru hattı pahalı mı? Yok. Kutu başına 5 gerekiyor. Geldik bile. Sandığım kadar uzak değilmiş. Bir de bunu savunmamız gerekecekse yandık. Buyurun. Oldu. Oldu gerçekten. Süper. Burayı da açtık. Hayır, saldırmayın. Şu aşamada aslında önemli değil. Saldırabilirler. Ya, onun açık kalması mı gerekiyor acaba? Wind speed projection is returning back to statistically normal values. Çözdük. Wind turbines are back at nominal power levels. Ne yapmam gerekiyor burada? This appears to be another piece of alien wreckage. We can extract some useful technology from. Buraya bir tane portal atıyorum. Things didn't go well for them on this planet. Was it the local fauna that destroyed them? Evet, gezegende bir problem olmuş, o yüzden yok olmuş bu canlılar. Ne olduğunu çözmemiz aslında önemli. Çünkü bizi de etkileyebilir muhtemelen. Buraya yapamıyorum. Ha, şuraya yaptım bir tane teleport şeyi. Or they could have destroyed themselves. Okay, you're right. There's no point in speculating. Let's search for more information. Şimdi güneydeki kısma gitmemiz gerekiyor ama açıkçası az önce giremedik oraya. Ya da bir şekilde kapısını ıskaladım ben. Hızlıca bir daha bakalım. Evet, minimap'te geldik. Şurası olarak gösteriyor. Jeotermal bulduk. Burada da var. Bayağı enerji kaynağı da var, jeotermal vesaire. Kafa karıştırıcı. Nasıl girebiliriz? Nasıl girebiliriz? Yani diğerlerinde boru çekiyorduk, hat çekiyorduk ama herhangi bir şey göstermiyor burada. Ona dair. İçeri teleport mu olmalıyız? Olamazsın dedi. Ha, bir deneyelim ya. Bir tane skill geldi. Teleport diye aslında. Ama onu açmadık yanılmıyorsam. Bakalım. Teleport. Bunu craft ediyorum. 1000 uranyum mu? Wow. Ve şöyle koydum gitti. Daha doğrusu koyamadım. Nerede? Ha, burada. Ha, dash yerine teleport. Okey. Bakalım nasıl işliyor. Mouse'u attığım yere mi TP edecek? Geri takalım. Takamadım. Hayır, pardon. Shift'le. Evet, böyle teleport ediyor. Ama içeriye... Yes, içeriye ettirmiyor. İlginç. Gördüğünüz gibi mouse'u tuttuğum yere TP atacak ama taşların içinden TP atamıyoruz. Diğer tarafa. Evet, bu ilginç bir muamma. Oyunda hiçbir şekilde anlatmıyor. Quest diyor ki incele karanlık dalgaları. Burada bir şey var. Ne bu? Yandı. Yandı, kül oldu. Evet. Son bir tur daha atacağım. Bu teleport işi de hoşuma gitmedi. O skill'i geri alacağım. Dikkatimi dağıtıyor. Dash daha güzel. Böyle görmediğim bir geçiş mi var acaba? Ya da etraftaki binalardan bir tanesinde olabilir mi kontrol paneli? Saldırı geliyor. Yes, hiçbir şekilde anlamadım arkadaşlar. Nasıl şey yapacağımızı, buraya gireceğimizi anlatmıyor açıkçası. Gizemli bir şekilde bizi bırakıyor. Teleporter yapsak buraya bir tane. Kaç saniyede yapıyor? Kendimizi base'e atsak. Ha, süper. Döndük. Bununla etkileşime girebiliyor muyuz? Hayır. Evet, açıklamıyor. Açıklamıyor. Yapacak bir şey yok. Enerji bu arada ucundan yetiyor. Biraz daha yayılalım. Ne dedi? Güneş çok yok. Solar panel mi yaptı dedi. Öyle bir şeyler dedi geçen. Bu arada bir sürü research de yaptık. Teleportu biliyorum. Alien Research'ı level 2 yapabileceğiz. Morphium Tower'ı yapıyorum zaten. Armory'ı level 3 yapacağım. Energy Wall diye bir şey geldi. Gelişmiş bir duvar ve çarpanlara damage vuruyor galiba. Elektrikli tel gibi. Resource Production level 3 geldi. Mükemmel şeyler geldi. Buradan yardırmaya devam ediyorum ben okumadan. Çünkü her şeyi açacağız bir noktada ve eklediğimde okuyorum açıkçası. Devam etsin research. Haydi saldırı, gel bakalım. 40 saniye var daha. Şu diğer base'e gideceğim. Belki bunlar bağlantılıdır ya. Burayı açtık. Okey. Burada bir şey mi yapmamı bekliyor? Teleport mu olacağım aşağıya? Hani böyle teleporter'a benziyor. Bir şeyden bahsettiler, ben mi kaçırdım? Belki burada bir kumanda şeyi vardır. Ona tıkladığımızda açılacaktır aşağıdaki base. Öyle şeyler düşünüyorum, hayal ediyorum. Ama yok. Hadi base'i savunalım. Belki bu saldırıyla ilgilidir. Emin değilim ama. Bunu temizlediğimizde falan açılacaktır. Galiba temizledik. Ha, bir saldırı daha geliyor. Okey, temizledik. Arkadaşlar burada veda edeceğim sizlere. Çünkü çok kafamı kurcaladı açıkçası bu quest. Başka yere gidip... Aa, yeşil bir şey oldu. Aa, bir saniye, bir şeyler geldi. Bir şeyler oldu. Hadi. No. Şöyle deneyeceğim. Bu yeşilin ne alaka? Okey, bir şeyler olmadı. Çözdüm zannettim ama çözemedim. Hiçbir şekilde çözemedim. Girilmiyor buraya ve hiçbir şey anlatmıyor. Ben internetten bakacağım. Bir sonraki bölüm devam edeceğiz. Burası gerçekten ilginç bir harita. DLC'yi bir sonraki bölüm muhtemelen bitireceğiz. Ama... Bütün gamer içgüdülerimi kullansam da hiçbir şekilde yeterli olmadı. Nasıl gireceğimi bilmiyorum oraya. Ve herhangi bir şeyden bahsetmiyor şu aşamada. Okey. DLC keyifliye benziyor. Muhtemelen bir sonraki bölüm bitireceğiz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde bu sırrı çözmek için görüşmek üzere.